Açıldığı gün kapatılması gereken bir parti. Zira açılmaması gereken bir yani parti. Açıldığı gün, yani açtın ve teşebbüs ettiniz, hemen kapatmanız gereken bir parti. Çünkü kendileri zaten açılır açılmaz Selahattin Demirtaş'ın ağzından PKK ile başı Öcalan'ın 20 yıllık projesi olduğunu söylüyor. Bitti. Başka bir söze hiç kimse delil aramaz. Şu andaki Anayasa Mahkemesi'nin dosya ise zaten altından kalkılabilecek gibi değil. Hukukçu olmanıza gerek yok. Roman gibi okuyun. Kimin ne yaptığını. Zaten biz yaşadık o süreci. Son 5-10 yıllık içinde. İsim isim kimin ne yaptığı orada belli. Şimdi bir hukuki tedbir olarak mali yardım durduruldu. Süresi dolduğu için Anayasa Mahkemesi bunu kaldırdı. Şimdi yani buna Yargıtay mı itiraz etmeli tekrar? Acaba Anayasa Mahkemesi rezen mi karar vermeliydi? Ama bir şekilde durdurulmalıydı. Niye durdurmuşlar? Bu imkan var mı dedim ya. Tekrar olabilir mi? Olmayabilir yani, yokmuş. İtiraz. Karar vermediği için. Çünkü karara kadar. Yani şöyle tedbir kararı zaten yasasında olmayan bir şey. Uygulamada olmayan. Tamam. Yani şöyle esası şuymuş. Evet, kararla şey beraber ya. Mali şeylere el konuyor. Hatta geri de talep edilebiliyor. Onlar bizim askerimize kurşun olarak geri dönecek o paralar. Tabii şimdi onu söyleyeceğim. Ne diye tedbir kararı koymuşlar Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın talebinde. Terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanabilir diye. Yani böyle artık bir dava var zaten. Açtı Anayasa Mahkemesi. Buyurun kullanın dedi. Evet şimdi hazine bunu hesaba geçmek zorunda. Ben o yüzden hazineden sorumlu bakan Nebati değil mi şu anda? Evet. Ben ona çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki ödeme kardeşim. Suçsa gel bu suçu sen işle. Osman despot olursun. Osman diktatör olur. Ol.